Efendim herkese merhabalar. Trafikte Küçük Hata Yoktur programına bu haftada başlıyoruz. Herkese iyi haftalar, sağlıklı, güzel bir hafta dileyelim. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı hocamızla birlikteyiz. Hocam iyi haftalar, nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyim. Size de iyi haftalar. Tüm Çok teşekkür izleyenlere, ederiz. dinleyicilere de sağlık, huzur dolu, başarı dolu bir hafta diliyorum. İnşallah hepimiz için başarılı, güzel bir hafta olur ama hafta trafik açısından çok da iyi başlamadı hocam. Özellikle İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran yağmur, 3,5 günlük bir Cumhuriyet Bayramı tatili ve tatil sonrası İstanbul'a geri dönüşler derken sabah saatlerinde İstanbul trafiğinde kaosu andıran bir görüntü vardı. Aslında bunu sürekli olarak öngörüyorduk. Yani trafik normalde bu halde. Bir de bunun yağmuru çamuru olacak. Kış önümüz, kar gelecek İstanbul'a inşallah gelir. Beklentimiz de o yönde. Ve neticede geldiğimiz sonuç, bugünkü görüntüler ya da bugünkü sonuç demeyelim ona da bugünkü ilk izlenimler kışın İstanbul trafiği açısından, İstanbullular açısından zor geçeceğini gösteriyor. Siz ne dersiniz? Tabii yani bu şartlar bozulunca, yani yol yüzeyi ıslak olunca, karlı buzlu olunca, görüş mesafesi düşünce hissedilen trafik daha fazla oluyor. Dolayısıyla hem trafik sıkışıklığını daha fazla hissetmiş oluyoruz, hem trafik güvenliği açısından yeni bir risk oluşturuyor. Dolayısıyla bu yaz günlerindeki trafikten çok daha olumsuz bir tablo olacak. Dolayısıyla hepimizin çok dikkatli bir şekilde trafik kurallarına harfiyen uyması gerekecek. Programımızın adı da zaten trafikte küçük hata yoktur Evet. diyoruz. Biz eğer bu kurallara uyarsak hem trafiğin akıcılığına katkı sağlamış oluruz, hem güvenliğine sağlamış oluruz. Bu artık Kasım ayındayız. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayına kadar olumsuz şartlar normal bir durum. Yani iklim değişti. Olması gereken de bu aynı zamanda. Evet, sonbahar bitti, kış ayına giriyoruz. Her geçen günde trafik artıyor. Pandemiden dolayı azalan trafik artık normale döndü. Normal yani pandemi öncesindeki toplu ulaşım değerlerine yaklaştı. Trafikte ise geçti bile yani. Çünkü pandemide sosyal mesafe endişesiyle özel araç yolculuklarında önemli bir artış oldu. Bunu her programda söylüyorum. Benim tahminime göre, yaptığım hesaplara göre en az bir günde 500 bin özel araç trafiğe dahil oldu İstanbul'da. Hocam şimdi beni ürküten, korkutan ki benimle birlikte büyük bir ihtimalle birçok dinleyicimiz de aynı görüştedir. Yani nasıl çıkacağız peki bu trafiğin içinden? Yani her geçen gün olay biraz daha içinden çıkılmaz bir hale doğru ilerlemeye başladı. Her geçen gün biraz daha kaotik bir ortam oluşuyor. Mesela Perşembe günü işte bir yarım günlük mesainin ardından öğle saatinde insanlar dağıldı. Kimi evlerine gitti, kimi işleri varsa onları gördü. Kimi İstanbul dışına çıkmaya çalıştı ama İstanbul'da adım atılmaz bir trafik halini aldı yoğunluklar. Yani, ve bazı özellikle kritik noktalarda 2 saate 3 saate bulan trafik yoğunluklarını insanlar yaşamak zorunda kaldılar. Önümüz kış bunları sıklıkla göreceğiz. Ya yani bunun bir çıkar yolu hani hep söylüyorsunuz ya önemli olan trafiği açmak değil akıcı hale, akışkan hale getirebilmek diye. Bunu akışkan hale getirebilmenin bir yolu, bir yöntemi var mıdır? Yani ne yapmalı yetkililer? Ama merkezi idare, karayolları veya yerel idare, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Tabii ki yapacak işler vardır. Trafikte her böyle İstanbul gibi büyük bütün dünyadaki şehirlerde trafik problemi vardır. İstanbul dünyanın en büyük, en kalabalık, Metropollerinden bir tanesi. en yoğun 100 metropolinden 2-15'te. Dolayısıyla normal ama burada trafiğin katlanılabilir olması lazım. Yani katlanılamaz bir hale geldiği an bu sıkıntı oluşturur. Hem vatandaşta sıkıntı oluşturur, hem İstanbul trafiğini yönetenler de panik oluşturur o duruma geldiğinde. Bu sefer daha beklentiler çok yüksek olduğu için bugün hala önümüzde zaman var. Dolayısıyla işleri zorlaştırır. Katlanılabilir trafik demek en azından bir 10 kilometrelik üzerinde ticari hız demek. Bunun yani zirve saatlerde 10 kilometrenin üstünde olması gerekiyor. 15-20 olması, 25 olması. Üstüne ne kadar çıkarsa o kadar iyi. Ama üzülerek yani geçen hafta
yine bayramdan önce, 29 Ekim'den önce kendim mesela Taksim-Mecidiyeköy arasında her zaman arabada kendi hızımı da ölçerim, ticari hızımı. 3 kilometreyi 75 dakikada aldık. Buyurun, siz de yani saatleri harcayan birisisiniz trafikte o zaman. Yani bayağı yani, çünkü o bir televizyon programı vardı Taksim'de. Oradan Zincirlikuyu'ya, Mecidiyeköy'e doğru evime dönerken böyle bir trafiği ölçtüm. Ne bir şey var, ne bir kaza var, ne bir özel durum var, ne yağış var yani. Şartlar, iklim şartları bugünden daha iyi. Dolayısıyla şimdi bu duruma geldiği an trafik artık üç türlü akım var bakın. Bir serbest akım dediğimiz bir akım var. Yani sürücü direksiyonda istediği hızı yapabilir. Yani kendi inisiyatifinde ayağına gaza ne kadar basarsa, tabii ki yasal sınırları aşmamak kaydıyla. Bir de bu serbest akım dediğimiz kararlı akım. Kararsız akım dediğimizde ise biraz artık trafik yoğunluğu artmış. Yine yani epey böyle hız yapabiliyor ama biraz etrafındaki araçlardan etkileniyor. Yine 40'ları, 50'leri bulabiliyor şehir içi trafiğinde. Dolayısıyla bir de öyle bir trafik var ki zorlamalı. Artık burada trafik akmıyor. Kuyruklar oluşuyor. Kısa süreli olabiliyor. Uzun süreli olabiliyor. Kuyruklar oluşabiliyor. Buna da zorlamalı akım diyoruz. Yani ismi teorik olarak zorlamalı akım, vatandaşın söylediği trafik çilesi dediği uzun kuyruklar. Dur kalklar. Bunlar artık yani durma noktasında hareketiyle, durmayla beraber 10 kilometre civarı. İşte bunun daha alta düşmesi tamamen durma, kilitlenme demek. Bu durumda herhalde böyle bir durumu yaşadığımız an bunun muazzam bir tepkisi olacaktır mutlak surette. Şu anda o duruma geliyor. Dolayısıyla ben İstanbul'un trafiğinden sorumlu olanlara, yetkili olanlara sesleniyorum. Diyorum ki hala çözüm var. Çünkü çözüm şöyle, çok rahat bir çözüm var. Hemen çıkalım bugün İstanbul'un trafiğinde bir gözlem yapalım. Neden bu trafik var? Bir sayım yapalım. Yani hepimiz yapabiliriz bunu. 10 araç sayalım, 8'i en az otomobil. İşte 100 araç sayalım, bunun 180 tanesi, 85 tanesi otomobil. İçinde bir veya iki yolcu var. Yollarımızda da ana arterlerimizde, İstanbul'da en fazla sıkışan ana arterlerimizde Allah'a şükür yani şeritleri fazla. 3 gidiş, 3 geliş olanlar var. 2 gidiş, 2 geliş olanlar var. 4 gidiş, 4 geliş olan var. Tembel'de mesela. Burada böyle bir yolda, böyle bir zorlamalı duruma gelmiş, alarm veriyor artık. Alarm, flaş. Alarm veriyor. Siz burada buna müsaade edemezsiniz ki. Bunu başka türlü yönetmek durumundasınız. Demek ki %85'e trafiğin yani yolculuk payına baktığınız zaman 30 milyonda 1 milyonun düşünün 30'da 1 yani %3'lük bir yolcuyu %85 yola nasıl verebilirsiniz? Veremezsiniz. Buradan hemen diyorum ki bunun için muhakkak yollarda, çok şeritli yollarda bir çizgi çekeceğiz. Elektronik denetim sistemimiz var. Bugün çok büyük şansımız var. Acayip bir teknoloji var. Buraya toplu ulaşımı koyacağız. Buraya minibüsü koyacağız. Buraya ticari taksiyi koyacağız. Belki burada 3-4 yolculu otomobili koyacağız. Kendi aralarında otomobil paylaşımını teşvik edelim diye. Bu durumda orada o şeritte hızı ikiye katlayacağız. Yani o 10 kilometreye düşen, artık durma noktasına gelen trafik buradan hızlanmış olacak. Bu sefer toplu ulaşıma ve daha fazla yolculu otomobillerin gitmesine vesile olacağız. Bu çok basit bir şey. Bu bir yönetim sistemi, küçük bir düzenleme yapmak. Yani yeni bir daha ben buraya hemen bir Barbaros Bulvarı'nın üstüne bir kat daha atayım, alttan bir tünel yapayım, üstten bir monorail geçireyim değil. Trafik yönetim sistemi. Bunu normal olarak yapmak mecburiyetindeyiz. Trafik durduğu an bu alamı verdiğin ne yapacağız o zaman? Tamamen durdu. Hiç hareket etmiyor. İnsan gidemiyor. Hani yaya gidebilecek olsa yaya gidiş mesafesinde değil yolculuklarımız. Her ne kadar İstanbul'da bütün buna rağmen %30-%40 yaya yolculuk var. 5 kilometrenin altında yolculuklar %30. Bunlar çok büyük bir avantaj. Bu rakamları
bu istatistikleri okumak lazım. Dolayısıyla bu tedbiri ben şimdiden mesela her şeyde radyo trafik programında söylüyorum. Diğer ulusal kanallarda söylüyorum. Bu bir kere yapmamız gereken birinci. İkincisi bu Taksim'den Zincirlikuyu'ya doğru gelirken orada çok sayıda sinyalize kavşak var. Bu evet. Kavşaklar hepsi ayarsız. Yani Acıbadem'de bir iki kavşak çalışması yaptık. Bunlar ayarsız, yani normal gelen trafiğe göre, taleplere göre devre süreleri kendisini akıllı bir sistemle otomatik ayarlamıyor, yani kameradan veya sensörden aldığı verilerle. Dolayısıyla ya, Harbiye'deki ışıktan geçiyorsunuz, Osman Bey'e gelmeden bir daha ışıkta takılıyorsunuz. Hayır, oraya geçiyorsunuz, Şişli'de bir daha takılıyorsunuz. Yok, geldiniz bu sefer diğer yönlerden gelenlerle süreler, aradaki koruma süreleri yetmiyor. Kavşak havlu atıyor. Yani bütün kilitlenmiş oluyor. Bir anda kavşağın içinde araçlar kalmış oluyor. Bir tarafta kırmızı, öbür tarafta yeşil, hiç fark etmiyor. Yeşil süreler, kırmızı süreler birbirine karışıyor. Dolayısıyla sistem çalışmıyor. Burada demek ki bir sinyalizasyonda acil bir düzenlemeler lazım. Bu da yetmez. Bazı geometrik düzenlemeler lazım. Neden? Şerit disiplini sağlanmıyor. Mesela durakların bir en azından geometrinin elverdiği ölçüde cebe alınmasıydı. Katılma ve ayrılmalarda şerit disiplininin sağlanması ve bunların hem geometrik bazı düzenlemelerden de denetim gücüyle bunun yapılması lazım. EDES'i olabilir veyahut da memur desteği olabilir. Bunları yapmak lazım. Onların haricinde ya denize bakıyorum. Geçen hafta yolculuklar 6,5 milyona ulaştı toplu ulaşımda. Zaten pandemi öncesi 7,5 milyondu. Demek ki yüz yüze üniversitelerde eğitim başlasa zaten yakalamışız. Metrobüsten neredeyse pandemi öncesini yakalamışız. Denize bakıyorum, hala pay o kadar, 6,5 milyonda 150 bin. Ben biliyorum ki bir en az bir 150 binlik daha kapasitesi var atıl duran. Bakın oradan bir 150 binlik kapasite denizde elimde duruyor. Öbür tarafta şeritlerde %85'i azaltıp toplu ulaşımı hızlandıracak bir imkanım duruyor orada. Ve bütün bunları da İstanbul'da 5000 kilometre karede her ilçede yapmayacağım Kerim Bey. En fazla trafiği üreten, en fazla çeken 10 ilçe var. 10 ilçe çeken, 10 ilçe üreten, bunların 5'i de orta, 15 ilçede. İşte sayayım mı mesela? Şişli, Beşiktaş, Ataşehir, Kadıköy, Esenyurt mesela. Burada yani demek ki o ilçelerdeki bu düzenlemeleri yapmam lazım. Yapmazsak ne olacak? Söylüyorum ya, nasıl olacak? Ben, siz şahitsiniz ki pandeminin başında daha toplu ulaşım yolculukları %90 azalmışken, trafik %90 düşmüşken diyordum ki bu kısıtlamalar kalktığı an en önemli sorun trafik sorunu çıkacak karşımıza. Evet. Trafik kaosu yaşayacak. Bunlar bütün hem radyo trafikte hem diğer çıktığım kanallarda veyahut da verdiğim beyanatlarda hepsi duruyor. Yani bugünkü sistemde Mustafa Ilıcalı trafik için ne demiş dediğimiz zaman bulabiliriz. Şimdi demek ki bütün bunları daha kaç işin başında söylemiş biri olarak tekrar sesleniyorum. Diyorum ki ya bu tedbirleri alın. Durduktan sonra almak iyi bir şey olmaz ya. Vatandaş nezdinde bu sefer daha panik hareketler yapacağız. Daha acele edip hatamız artacak. Dolayısıyla bunları yapacağız. Bunlar da yetmez. Yine her programda valiye sesleniyorum. Bu sefer yine sesleniyorum. Bu trafiğin yönetimi, talep yönetimi açısından, taleplerin azaltılması açısından mesai kademelendirmesi, esnek mesai modeli mükemmel bir yöntem. Bu sadece pandemide değil, birçok dünyada, birçok metropolde trafik problemini çözmede kullanılan bir yöntem. Yine bu mesai kademelendirmesini çok seslendirdik. Neyse, bir şekilde yapıldı ama eksik yapıldı. Sadece kamu kesiminde yapıldı. Sonra işte zar zor bir özel sektör yapıldı. Bunların girişim... Özel sektörün çoğu da uyumadı bu arada. Uyumadı. Bravo. Bir de saatler birbirine girdi. Buradan tekrar evet. Sesleniyorum. Mesai kademelendirmesinde başarı elde etmemiz için tüm İstanbul'da yolculuk yapan herkesi, özel, kamu, kim varsa, bunların kayıt dışı yolculuklar, hani özel sektöre kayıtlı değil, kamuya kayıt değil ama her gün aynı saatlerde yolculuk evet. yapıyor. Bütün bunları göz önüne alarak kademelendirip o saatlerin birbiriyle
girişim yapmamasını sağlamak lazım. İstanbul'da buradan tekrar altını 2-3 kere çizerek söylüyorum. Mesai kademelendirmesinde hep zirve saatleri kontrol ettim her gün. Hep baktım sabah yine 8'de zirve, akşam 18'de zirve. Ya bunun anlamı ne? Bu sivri noktaları Kerim Bey ortadan kaldırıp gün içindeki trafiğin dağılımı böyle daha değerini düşürerek güne yayma. Bu böyle olmadı. Bu sivri noktalar kaldığına göre demek ki sistem yanlış uygulandı veya denetlenemedi veya dediğiniz gibi özel sektör dahil olmadı veya dahil olanların zaten servis araçları vardı. Bunu hissedemedik. Dolayısıyla bu sistemi mutlak surette uygulamak, hala özel sektöre sesleniyorum. Hala yapanlar var. Tebrik ediyorum. Yani hala evden yapacak işler varsa bunları ofise gitmeye gerek yok. Evden yapalım. Bir müddet daha biz İstanbul'un trafiğine hizmette bulunalım. Bakın şu anda bir toplantı yapıldı. G20 zirvesi. Orada en önemli şey ne? İşlenen tasarım. Karbon gazı salınımı bir de. Sera gazı salınımları da. Sera gazı bu ayrı. Bir de iklim değişikliği ile ilgili bugün İrlanda'da bir toplantı başlıyor. Hem sera gazında hem karbon salınımı hem de burada yakıttan zamanla tasarrufu da sağlamamız lazım. Pandemi devam ediyor. Korona riskini azaltmamız lazım. Mutlak surette bu mesaiyi kademelendirmeyi esnek mesai üzerinde mutlak surette devlet birimleri ve özel sektörün kafa yorması gerekiyor. Hocam bir de şöyle bir avantajı olmaz mı bu durumun? Kendi adıma bunu siz anlatırken bir anda aklıma geldi. Şimdi benim yarın bir devlet dairesinde işim olduğunu varsayalım. İşte ne bileyim nüfus müdürlüğüne gideceğim, kaymakamlığa gideceğim veyahut da finans sektöründe işte bankaya gitmem gerekiyor, bir işim var vesaire. Ben bütün bunları yapabilmek adına, bütün bu işleri gerçekleştirebilmek adına gidip işimden izin alıp devlet dairesindeki işimi halletmem gerekiyor veya işte o bazı yerlerdeki işlerimizi halletmemiz gerekiyor. Sizin dediğiniz gibi kademeli bir mesai geçirse, mesela desek ki işte nüfus müdürlükleri öğlen saat 12'de çalışmaya başlar ve akşam saat 8'e kadar çalışır. Arada işte 16'da neyse 17'de artık neyse onun zamanı bir saatlik mal olur. Bu şekilde gün içerisinde çalışan insanların da mesai saatleri dışında kalan zamanlarında aslında o yerlerdeki işlerini halletmesi, onların işe gidiş trafiğinin öğle saatlerine yayılması, işten çıkış trafiğinin aslında pik saat dediğimiz o 17-20 aralığının sonrasına sarkması gibi bir olay hem trafiği rahatlatır hem insanların devlet dairelerinde veya resmi kurumlarda görecekleri işleri de daha kolay hale getirir diye düşündüm. Ya hocam ne kadar güzel söylüyorsun. Şimdi burada bu muhakkak yapılması gereken senin dediğin gibi. Yani bizim insanlarımız, yöneticilerimiz herhalde işi görmeden inanmıyorlar. Yani en son trafik durdu, tampon tampona durdu. Gitmiyor, saatlerce gitmiyor. Burada ben bunu 2005'te yaşamış biriyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyim. İstanbul'da böyle bir durum oldu. Devlet dedi ki meclisiyle, hükümetiyle, İBB'siyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, akademisyenleriyle, bütün siyasi partileriyle İstanbul'da bir olağanüstü bir durum ilan edildi. Bir toplantı yapıldı. Acil bir kararlar alındı. Şimdi burada da sizin dediğiniz gibi bu mesafeyi iyi kademelendirdiğimiz zaman ne olur ya biz bunu 8 saat çalışma yapıyoruz ya. 8 saatte 100 memur çalışıyor diyelim. Burada yani işin durumuna göre tabii bunlar rahatlıkla hemen belirlenebilir. Ya 3'e ayırsa veya 2'ye ayırsa mesela biri sabah öbürü mesela diyelim ki sabah 8, akşam öğleden sonra 16. Öbürü de 16 ile işte 20 yapsa, 21 yapsa bu diğer işten çıkanların da gidip o devlet dairesindeki işlerini yapabilmesi açısından veya hala internet üzerinden bu devlet üzerinden yapılan işlerin potansiyelini artırarak bir takım işleri yine hala evden yaparak işte şu anda siz stüdyodasınız. Evet. Radyografikte ben de şu anda evet. İstanbul'a 150 kilometre uzaklıktaki bir yerden bu programı yapabiliyoruz yani şu anda. Demek ki yani bunları yapmak durumundayız. Bunları eğer biz yapmazsak, bugün bu tedbirleri almazsak mecbur kalacağız. Yani ben bugün çok güzel bir şey gördüm. Cüneyt Özdemir Bey paylaşmış. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş Bey Uludağ Üniversitesi'ne
çorba havuz şeyleri yapmış. Yani burada çeşmeler yapmış. Hı hı. Çorba çeşmesi. Bu çeşmeden öğrenci çorbasını alıp içiyor. Ya ben görmeden inanmam. Yani görmem lazım değil mi? Buna mesela evet. Çoğu şeyde görmeden inanmam. Görünce inanıyorsunuz ya. Şimdi ben de buradan, bu çok hoşuma gitti. Bu arada da Ali Nur Aktaş Bey'i de tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Öğrenciler için ne güzel, faydalı, güzel bir iş yapmış. Cüneyt Bey de bunu paylaşmış. Ona da teşekkür ediyorum. Şimdi biz de, ben Mustafa Nical'ı 42 yıllık tecrübesiyle söylüyor. Kötüye gidiyor, kilitlenecek. Böyle işte hızlar 10'un 5'in altına düşecek. Bunu mu illa gördüğümüzde benim bu söylediğim önerileri yapacaksınız? Değerli yetkililer, gelin bak zaman varken şu günden bunu yapalım diyor. Peki. Hocam benim söylediğim tane... Kerim Bey, benim söylediğim olumsuzluklara da demek ki görmeden inanmayız diyorlar. Büyük büyük olasılıkla. Hocam bir soru var. Süremiz de az kaldı. Birkaç dakika içerisinde noktalayacağız ama Mahmut Bey gişeleri soruluyor. İstanbul'da trafiğin en çok sıkıştığı noktalardan bir tanesi. Gişeler sonrasında bir de kantar var. Sol şeritten gelip kantara girmeye çalışıyorlar. Kantara girmeyenler ceza yiyor veya en sağ şeritte olmayanlar da oraya giriyor ve gişeler orada daha ya kaldırılmayacak mı diye veya kaldırılması gerekmiyor mu veya nasıl bir çözüm bulunabilir diye soruluyor. Orada bir de katılım sorunu da var Kuzey Çevre Otoyolu'ndan gelenlerin biliyorsunuz. Yine çıkışta. Gişe yok ki. Mahmut Bey. Gişe yok. SGS yok. Var ama işte ya, sorulan da o. Evet. Şimdi orada bir SGS sisteminin hemen yan tarafında bir kantar var. Ağır tonajlı araçlar girme zorunluluğunda o kantar. Aslında ticari araçlar girme zorunluluğunda. İşte sağ şeritten değil de sağdan ikinci şeritten geliyor kantara doğru kırıyor. Soldaki üçüncü şeritten geliyor kantara doğru kırıyor. Ve sürekli olarak bir trafik akışının önü kesildiği için de orada her gün sabah akşam ayırmaksızın hem Edirne yönüne hem köprü yönüne bir ciddi ortam oluyor. Ciddi bir trafik yoğunluğu oluşuyor. Orada bir de Kuzey Çevre Otoyolu'nun katılımı var. Yine Edirne yönünden gelirken Kuzey Çevre Otoyolu'na çıkış var. Bütün bunlar birleşince orası tam bir kaos. Dinleyicilerimiz de soruyor kaldırılmalı mı? Gerçi eski Ulaştırma Bakanımız kaldırmayacağız Mahmut Bey gişelerini demişti ama siz ne dersiniz bu konuyla alakalı? Mahmut Bey gişeleri değil, gişeler kalktı zaten. Hayır oradan o SGS sistemini almış. O çünkü taşınması gündemdeydi bir ara. SGS sisteminde daha böyle Hadımköy tarafına alınması, kantarların oraya alınması ve yolun orada daha akışkan hale gelmesi gündemdeydi. Ya o çok güzeldi. Orada zaten şerit disiplinde gidiyorsunuz. O size bir mani değil ki. Burada o trafiğin kuralına uymayan yine aynı evet. Şekilde ileri aldığınız zaman siz üçüncü şeritte giderken bir anda kantara girmek için direksiyonun sağa kırmaya çalıştığınızda hem trafik kaza riskini artıracaksınız hem orada hiçbir şey yapmasanız sıkışıklığa neden olacaksınız. Evet. Dolayısıyla bunun içinde o önceden o şeridin ayrılıp bilgi levhalarıyla bilgilendirilmesi ve burada vatandaşlara, sürücülere bu bilgilerin verilerek önceden sağ şeride girmelerini sağlamak lazım. Yoksa gişe yok zaten. Orada ne taraf o bahsettiğiniz okuma sistemini de daha ileri alsanız yine bu sefer orada aynı durum olacak. Burada tamamen kurala uymamadan kaynaklanan bir durum. Bunu da demek ki biraz uyarıyla, biraz daha güçlü belki EDS ve denetim sistemleriyle bilgilendirmeyle bu çözülebilir ama burada hatayı kendimizde arayalım. Ben mesela kendim de bazen trafikte giderken başka birisi aracı kullanırken görüyorum. Ya sağa döneceğiz belli. 100 metre sonra ya adam 3. şeritte kardeşim şuna gelsene sağa. Yani birazdan dönecek. Bir anda böyle yatay bir şekilde trafiği kesiyorsunuz. Kaza riskini arttırıyorsunuz. Yani tamamen bence buradaki olumsuzluk %80-85 sürücü davranışı. Peki. Hocam sona doğru geliyoruz. Noktayı koymamız lazım. Reklamlarımız da var. Son toparlamaları rica edelim sizden. Ondan sonra da noktayı koyalım. Ya şöyle yani ben tekrar söylüyorum vatandaşlarımıza trafikte küçük hata yoktur. Çok önemli bir isim. Yani burada kurallara harfiyen uymamız lazım. Bu hem trafiğin akıcılığında bize büyük katkı sağlar. Hem güvenliğinde büyük bir katkı sağlar. Bakın biz geçen hafta yine Dünya Sağlık Örgütü'nün düzenlediği ben bir çevrim için toplantıya katıldım. Burada bütün işlenen konular, bütün kurallara uymak, hız, bu düşük hız şehir içinde, kaza riski açısından, ölümlü kazalar açısından son derece önemli.
ve şu kararı almışlar mesela Dünya Sağlık Örgütü ve bu arada Birleşmiş Milletler tarafından organize ediliyor. 2021-2030 eylem planının lansmanı vardı. Burada amaç 2021'deyiz şimdi, 2030'da ölümlü kazaları %50 azaltmak. Tüm dünyada ölümlü yaralanmalı kazaları. Bundan 10 yıl önce de yine böyle bir karar vardı. Bunu sağlayan tek iki ülke var. Yani birisi Türkiye. Bundan dolayı da hem vatandaşlarımızı, hem ilgili bakanlık, İçişleri Bakanlığımızı, Emniyet Genel Müdürlüğümüzü kutluyoruz. Bu demek ki kurallara uymak akıcılık açısından, risk açısından önemli. Covid için hala devam ediyor, vaka sayıları fazla. Aşılanma yüzdesi artarsa ancak bu sıkıntıdan kurtulacağız. Son cümle olarak diyorum ki ne olur bizi değerli izleyen değerli vatandaşlarımız, kurallara harfiyen uyalım, uymayanları uyaralım. Bu bizim hem güvenliğimiz açısından hem de trafiğin daha akıcı olması açısından son derece önemli diyor. İyi bir hafta olsun, güvenli bir düzenli trafik olsun diyorum. Kerim Bey size de şahsınızda, trafik, radyo trafiğe de tüm çalışanlarına iyi bir hafta diliyorum. Peki, biz de size iyi haftalar dileriz efendim. Bugün de Shell'in sponsorluğunda hazırlanan Trafikte Küçük Hata Yoktur programı sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.